Arkadaşlar merhabalar bu videomda Metin Yayınları'nın hazırladığı TYT AYT Geometri Soru kitabındaki bölüm 1'deki test 4'ün çözümünü yapacağız. Doğru da açılarla alakalı bir test çözümlere başlayalım. Şekilde AOF doğrusal verilmiş. Bunu kullanacağım. Verilen her bilgiyi kullanacağız diyoruz ya. Bu doğrusalsa bu ne demek? Burası 180 derece demek. Tamam bunu kullanacağız. 134 derece vermiş BOE açısını. İşte burayı. Hocam burası 134 ise eğer ben buraya A A buraya da B B dersem dikkat edin A 134 ve B'nin toplamı A artı B artı 134 eşittir 180 olduğundan dolayı A artı B ne gelir arkadaşlar? 46 gelir. Bizden X isteniyor. E A artı B arkadaşlar şunun tamamının 180 olduğunu biliyoruz. Yani 2 A artı 2 B artı X eşittir 180 olduğundan ve A artı B 42, 46 olduğundan A artı B 46 olduğundan 2 katı burası kaç yapacaktır? 92 yapacağından dolayı e, 92 artı x 180 eşitse x de buradan 180 eksi 92'ye yani kaça eşit oluyor arkadaşlar? 88'e eşit oluyor. Dolayısıyla birinci sorunun cevabı böylelikle akçay oldu. Geldik 2'ye. Şimdi gençler noktayla çizginin toplamı buraya A buraya B dersem aynı zamanda burası da A burası da B. Şöyle bir M kuralı var mı? Var. A ile B'nin toplamı şuna eşit. Aynı zamanda şurada da bir M kuralı var. A ile B'nin toplamı 85'e eşit. A, A artı B hem A artı B 3X eksi 35'e eşit oldu. Hem de A artı B şuradaki M'den dolayı 85'e eşit oldu. Her ikisi de A artı B'ye eşitse bunlar birbirine eşittir. Dolayısıyla 3X eksi 35 85'e eşittir. 3X buradan neye eşit oluyor arkadaşlar? 120'ye eşit oluyor. X de buradan 40 yapıyor. İkinci sorunun cevabı böylelikle balıkesir oldu. Geldik 3'e. Şekilde D1 ile D2 birbirine paralel. Evet D1 ile D2'nin paralelliği var. Bir de D3 ile D4. D3 ile de D4 birbirine paralel. Hocam bu paralellikleri kullanacağım. Öncelikle ne yapalım? Paralel doğruları uzatalım. Arkadaşım şu paralel doğruyu uzatsam. Verilen bilgileri kullanacağım. Sonra şu paralelleri de şu an kullanamıyorum. O zaman o paralelleri de uzatayım. Şu paraleli de uzattığım zaman. Aa hocam şununla şu birbirine paralel mi? Paralel. Aa buradan yöndeşlik geldi. X ise burada kaçı? X. Hocam kırmızılar da paraleldi. Z'den dolayı burası da x yaptı. Dolayısıyla burası da x yaptı mı? Yaptı. E şimdi ne yapacağız? E burada aslında işlem yapabiliriz. Şunlar şu maviler birbirine paralel değil mi arkadaşlar? Evet şu mavi ile şuradaki mavi birbirine paralel. E 46'yı da kullanacağız burada. Hocam 46'yı biz nasıl kullanacağız burada? Şimdi buradaki iki çizgiyi kullanalım mı? Kullanalım. Şuraya bir y diyelim isterseniz. Y'yi kullanalım. Ona göre işlemler yapalım isterseniz. X artı Y'yi buradan ne buluruz? X artı Y artı 46 eşittir 180 olduğundan. X artı Y ne gelecektir arkadaşlar? 134 gelecektir. Peki. X artı Y'yi kullandık. Başka bir şey var mı hocam? Başka bir şey şu anda soruları okuduğum zaman açılan eşliği. Ha, bir de şu var arkadaşlar. X artı Y bak 46'yı kullandım. Şu mavi paralelliği de şöyle U'dan kullanabilir miyim? Evet. Buradan da X artı 2'ye X artı 2'ye eşittir 180 gelmiyor mu arkadaşlar? Evet. Hocam x artı 2y 180 x artı y'ye de 134. İki bilinmeyen 2 denklem. Şuraya yazarsam daha net göreceksiniz. x artı 2'ye 180 x artı y'ye de kaç geldi? 134 geldi. E hocam burada taraf tarafa çıkartacak olursam x'ler gitti y buradan kaç eşit oldu? 46 eşit oldu. Evet y de 46 çıktı. E güzel. Y 46 ise bizden de x isteniyor. Hocam x artı y de 134'e eşitti. Ee, buradan y'yi de 46 bulduysak eğer x de buradan neye eşit olacak? 134 eksi 46 ya eşit olacak. Yani buradan 88 mi geliyor arkadaşlar? Evet x'i buradan böylelikle 88 buluruz. Yani 3. sorunun cevabı böylelikle denizli çıktı arkadaşlar. Geldik 4'e. Ne var burada? Zikzak var. Ama önce soruyu okuyalım. Tamam şunlar birbirine paralel verilmiş. Bir de ekstradan A ile FG de birbirine eşit paralel verilmiş. Şunlar da birbirine paralel verilmiş. Bu paralelliği kullanmak zorundayız. Arkadaşlar şunlar birbirine paralelse şöyle bir Z kuralı var mı? Hop şöyle bir Z kuralı var. Yani sen buradaki açıya A dersen buradaki açı da mıdır? Evet. Hocam burada ne yapacağız? Sola bakıyor, sola bakıyor, sağa bakıyor, sola bakıyor, sağa bakıyor. Şeklinde mi yapacağız? Hayır. Sistematik bir sırayla gideceğiz. Bunu sakın ama sakın unutmayın. Mesela x'i bozmayayım ben. Bu sağa bakıyorsa, sola bakıyor, sağa bakıyor, sola bakıyor. Burada sağa bakan açısı lazım. Sağa bakan açısı kaça tamamlıyor? 180'e tamamlayan açısı yani 20. Ya da çok sıkıntı yaşıyorsanız sivrileri paralel de paralelde çizebilirsiniz. Sıkıntı yok. O zaman ne diyeceğiz? 20 A ve X'in toplamı 20 A ve X'in toplamı neye eşittir? A ve 78'in toplamına eşittir arkadaşlar. Buradan ne geldi arkadaşlar? A'lar nanay oldu. X de 78 eksi 20'den cevap kaç çıktı o zaman? 58 derece çıktı arkadaşlar. Yani 4. sorunun cevabı balıkesir oldu. Geldik 5'e. 5. soruda 50'yi kullanacağız arkadaşlar direkt. 50'ye baktığınız zaman ne var arkadaşlar? Hocam 50'ye ait şurada bir üçgen var. E 50 90 ise bir e, üçgen çeşitleri toplamı 180 olduğundan ya da dik üçgende diğer iki açının toplamı da 90 derece olacağından 50 ise burası 40 mı yapar? Aynen öyle. E hocam burası da 40 oldu. Şimdi bu 90'ı da kullanalım. Burası toplamda bu açı kaç yaptı? 80. 80 90 ise bir dik üçgende diğer iki açının toplamı neydi? 90'dı. 80 ise buraya kaç derece kaldı? 10. E hocam burası da 10. E burada da bir dik üçgen var. 90 derece olduğundan x ile 10'un toplamı da kaç yapmalı arkadaşlar? 90 yapmalı ve x'i de buradan kaç buluruz arkadaşlar? 80 olarak buluruz. Yani 5. sorunun cevabı Akçay oldu. Geldik 6'ya. Paralel doğrular verilmiş. Paralel doğruları uzatıyoruz ya da sivrilen yerden paralel çiziyoruz. İstediğiniz yerden yapabilirsiniz. Ben burada şu paralel doğruyu direkt uzatayım arkadaşlar. Bakın şunlar birbirine paralel. Sonra verilen bilgileri kullanacağım. 120'ye bakan insanoğlu hop u'yu yani karşıt durumlu açıları görür. Hocam burası 60, ters açıdan burası da 60. 135'i kullanan arkadaş da ne yapar? Hocam buranın 45 derece olduğunu fark eder. E hocam burada 60 45 daha 105. Buraya kaç derece kaldı? 75 derece kaldı der. E burası 75 ise ters açıdan burası da 75. 75 30 ve x'in toplamı da kaç yapmalı arkadaşlar? 180 yapmalı. Üçgende e, iç açılar toplamı 180 derece olduğundan bu toplam 105 yaptı. X de 180 eksi 105'ten kaç yapıyor o zaman? 75 derece yapıyor. Yani kaçıncı soru? 6. sorunun cevabı böylelikle balıkesir oldu. Geldik 7. soruya. Arkadaşlar bu nokta açısına A diyelim. A demeyelim pardon. X diyelim. Burası da X. Bu çizgi açısına Y diyelim. Burası da Y olsun. Hocam şuraya baktığım zaman hop şöyle x ile y'nin toplamının ne olduğunu görüyoruz. x artı y eşittir a artı 10 olduğunu görüyoruz. Peki şuradaki M'ye bakacak olursak arkadaşlar. Buradaki M'de de X artı Y ile X artı Y'nin toplamı yani 2X artı 2 mi yapıyor? Bu da neye eşitmiş? 4A eksi 40 eşitmiş. E burada denklemi 2'ye böldüğüm zaman da X artı Y kaç geliyor? 2A eksi 20 mi geliyor? Evet. Dikkat edin bu da X artı Y bu da X artı Y. Hocam X artı Y hem A artı 10'a eşit hem A artı 10'a eşit hem de X artı Y 2A eksi 20'ye eşit. Buradan da ne geldi o zaman? 30 A'ya eşit oldu. Bizden de zaten A isteniyor. Yani cevabımız böylelikle Akçay çıktı arkadaşlar. Geldik 7. soru Akçay oldu yani. Geldik 8'e. Şekilde ki düşmek üzere olan direk bir halat ile zemine bağlanarak düşmesi engellenmiştir. Direk ile halat arasında A derece açı ile aşağıdaki ile ilgili aşağıdaki bilgiler aşağıdakiler bilinmektedir. Tümleri olan açının ölçüsü B derecedir. Hmm. A'nın tümleri neymiş? B. A'nın tümleri ne oluyor arkadaşlar? B. Yani neye eşitmiş? 90 eksi A'ya eşitmiş. Peki bütünleri olan açının ölçüsü C. A'nın bütünleri ne olacak o zaman arkadaşlar? Bu da C'ymiş. O da 180 eksi C. 180 eksi A'ya eşitmiş. E, B bölü C 4 bölü 9 olduğuna göre. Arkadaşlar B bölü C 4 bölü 9 olduğuna göre. E, B yerine ben 4K yazarım. C yerine de kaç yazarım arkadaşlar? 3 9K yazarım. E o zaman olay bitti arkadaşlar. Şimdi B dediğimiz şurası. B kaçtı arkadaşlar? 4 kydı O zaman 4K eşittir 90 x A yazalım. Sonra C dediğimizde şu 180 eksi A'ya eşit. C dediğimizde 9K. 9K da eşittir 180 x A değil mi arkadaşlar? E arkadaşlar burada ne var? Burada iki bilmeyen iki denklem var. A isteniliyor bizden. E, K'yı yok edelim hocam ama K'yı yok etmek biraz zahmetli olacak. E ben ne yapayım? Yukarıyı eksiyle çarp, Taraf tarafa toplayayım. E, eksi 4K artı 9K ne oldu arkadaşlar? 5K yaptı. Eşittir. Eksiyle çarptım. E, burası eksi 90. Eksi 90 artı 180. 90 yaptı. Artı A yaptı. Burası artı A ile de eksi A birbirini götürdü mü? Götürdü. Yani 5K 90. K'yı buradan kaç buluruz? 18 buluruz. E K 18'si arkadaşlar. Biz şunu biliyoruz. Bizden ne isteniyor? A. A dediğimiz şey. Herhangi bir şey. E burada da 4K neye eşit? 90 eksi A'ya eşit değil miydi arkadaşlar? K dediğimiz 18 ise K yerine 18 yazdığımızda 72 eşittir 90 eksi A olduğundan A da buradan 90 eksi 72 olacağından cevabı kaç buluruz arkadaşlar? 18 olarak buluruz. Yani 8. sorunun cevabı böylelikle Balıkesir oldu. Geldik 9. soruya. 9. soruda arkadaşlar verilen bilgileri kullanmak zorundayız. Öncelikle 140 var burada. Hocam burası 40 derece yazdık bunu. 120 var hocam burada. Burası 60 derece. Yani bunlar 30 30 oldu. İki eş parçaya böldüğünden dolayı. Hocam şunlar birbirine paralel olduğundan Z kuralı var burada. Z'den dolayı 60 yaptı ya da U kuralından dolayı 60 diyebilirdiniz. Hocam yine burada Z'den dolayı bu açının tamamı 40 yapıyor. Burası 40 ya bunlar da 20 20 yaptım arkadaşlar. Yaptı. E şimdi başka ne yapabiliriz biz de? X. Takıldık kaldık. Takıldığımız an soruyu okuyoruz. Soruda kullanmadığım bir bilgi var mı? Evet yok gibi. Ama burada da bir üçgen var. Bak 40 ile 30 var yan yana. 40 30 daha 110. Buraya kaç kaldı? 40 30 daha 70. Buraya ne kaldı? 110. E hocam ters açıdan dolayı burası da 110. Ve x ve 20 ve 110'un toplamı da şuradaki üçgende neye eşittir arkadaşlar? 180'e eşit olacağından dolayı. E o zaman bu x'in toplamı 130. x de 180 130'dan kaça eşit oluyor arkadaşlar? 50'ye eşit oluyor. Yani 9. sorunun cevabı böylelikle denizli oldu arkadaşlar. Geldik 10. soruya. Aşağıda şekilde bunlar paralel verilmiş ve şunlar da birbirine paralel verilmiş. Paralellikleri kullanacağız gençler. Şunlar birbirine paralel. Şunlar da birbirine paralel verilmiş. E hocam şu paralelliği direkt kullanabiliyorum. Ne var burada? Bir Z kuralı var. Şöyle bir Z kuralından dolayı A ise buradaki açıda A mıdır? Evet. Sonra ne yapacağız? Bu ifadeler işte B eksi A'yı da 80 vermiş. Hmm, B eksi A'yı da 80 vermiş. Öncelikle şu paralelliği kullanamadım. O paralelliği de kullanayım. Arkadaşlar şu paralel doğruyu uzatacak olursak ya da sivrilen yerden paralelde çizebilirdiniz. Fark etmez. Şimdi adam bana B eksi A'yı 80 verdiyse. Yani B açısı neye eşit oldu arkadaşlar? A artı 80'e mi eşit oldu? Evet. E hocam şuradaki üçgende şu açıyla şu açının toplamı ne yapmak zorunda arkadaşlar? B açısına eşit olmak zorunda. E B açısı da A artı 80'e eşit değil miydi? A ile neyi toplarsak? 80'i toplarsak B yapmak zorunda. O zaman burada kaç? 80 oldu. E o zaman 80 ise burası da 80 oldu. Hocam burada da bir U kuralı var. 80 ile A artı C'nin toplamı daha kaç yapacak o zaman? 180 yapacak. E o zaman A artı C'yi de buradan kaç buluruz? 100 buluruz. Evet. Başka bir şey var mı arkadaşlar burada? Yok. Evet. Şimdi ben A artı C'yi 100 buldum. Başka? B eksi A'da 80 ya da B A artı C'ye eşit. Bu bilgiler var elimde. C açısı 100 dereceden küçüktür diyor. Bu doğru mu arkadaşlar? Evet. Bakalım arkadaşlar. FDC açısı A açısıdır diyor. FDC açısı A açısıdır. ifadesi doğru mu? Doğru. Sonra C açısı 100'den küçüktür. Arkadaşlar burası 80 iken bu açının tamamı 100 derece değil mi? E 100 derece olduğundan dolayı A artı C 100 ise tabii ki C açısı 100 dereceden küçüktür. Doğru. A küçüktür C küçüktür B. Valla arkadaşlar A, C, B arasında bir ilişki yapabiliyor muyum ben? Bir kere ben şunu bulabilirim. A ile bir şeyin toplamı B yaptığı için A küçüktür B'yi bulabilirim. O ayrı bir konu. Sonra A artı C'de 100. Buradan herhangi bir şey geliyor mu arkadaşlar? Valla buradan bir şey gelmiyor. Bir tek A küçüktür B'yi bulabiliyorum arkadaşlar. E, A artı C 100'den de herhangi bir şeyi bulamıyorum. Hem A'nın hem de C'nin 100'den küçük olduğunu bulabilirim böyle bir durumda. Ama bu sıralamayı A küçüktür C küçüktür B ya da C'nin B'den küçük olduğunu söyleyebiliyor muyuz arkadaşlar burada? Evet C'nin B'den küçük olduğunu söyleyebiliriz belki ama niye? Çünkü B açısı 80'den büyük. B açısı 80'den büyük. Bunu bunu biliyorum ben. B açısı 80'den büyük. C açısı da 100'den küçük. C açısı da 100'den küçük. Vallahi arkadaşlar ee, burada herhangi bir sınırlama gelmedi. O yüzden bunu bulamayız arkadaşlar. Kesinlikle bir ibare. Bu verilen bilgilerle A küçüktür C küçüktür B'yi bulamadık. O ifadelerinden hangisi her zaman doğrudur diye soruluyor bize. Her zaman doğru olsaydı bir denklem karşımıza çıkardı. Maalesef çıkmadı. Dolayısıyla 10. soru ne oldu arkadaşlar? 1 ve 2 oldu. Yani cevabımız böylelikle Han çıktı arkadaşlar. Ve 10. soruyu da bu şekilde Han bulduk. Geldik 11. soruya yani bu testin son sorusuna. Verilen bilgileri kullanalım. Şunlar birbirine paralel. 72 ise hocam burası da 72. Hatta açılar birbirine eşit olduğundan burası da 72. D3 ile D4 birbirine paralel. Hocam şununla şu birbirine paralel vermiş. Bu paralelliği kullanmam lazım. Nasıl kullanacağız arkadaşlar bu paralelliği? Paralel doğruları uzatarak. E hocam şu paralel doğruyu uzatsak şöyle. E hatta şunu da uzatsak bakalım böyle. Bir şeyler gelecek mi? A burada 72 var. 72 ise yöndeşlikten dolayı burası da 72 mi arkadaşım? Evet. 72 ise yöndeşlikten dolayı 72. Aa hocam burada da 72 var. Burası da 72. Şuradaki açıyı ben artık bulabilirim. 72 72 144 180'e tamamlayan açı kaç derece yaptı? 36 derece yaptı arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. 72 72 144 180 180'den 144 çıkartırsak 36 yapar. Yani burada kaç? 36. E burada da arkadaşlar bir dik üçgen var. 36 ile x'in toplamı da kaç olmak zorunda? 90 olmak zorunda ve x de buradan kaç gelir böylelikle? 54 gelir. Arkadaşlar yani 11. sorunun cevabı da böylelikle C han çıktı. Böylelikle doğru açı testlerini bitirmiş oluyoruz. Yani bir sonraki videoda 5. teste, üçgende açının ilk testinde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.